Muhterem kardeşlerimiz, Rabiülevvel ayı da içinde olmamız sebebiyle bu rahmet ayında sohbetimizde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyük bir Cenâb-ı Hakk'ın nimeti oldu. O muhteva içinde olacak. Okunan ayet-i kerimeler 28 ve 29. ayetten Fetih Suresi'nin. Orada Rabbimiz buyuruyor ki: bütün dinlerden üstün kılmak üzere Adem aleyhisselam'dan baş 124.000 küsur peygamber var. 124.000 küsur peygamber içinde en üstün din olarak Cenab-ı Hak İslam dinini lütfetti. Allah indinde din İslam'dır buyuruluyor. Peygamberini de hidayet ve hak olarak gönderen odur buyuruyor. Hem insanların dalaletten, sapkınlıktan kurtulması, hidayete ermesi, hem de bu hak ile olan dini tebliğ etmesi gönderen odur buyuruyor. Şahit olarak da Cenab-ı Hak yeter buyuruyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Resulü'nün yanında bulunanlar kimler? Biz 1400 sene sonra geldik. Küsur sene sonra biz Efendimizin şu hayatın muhtevasında ne kadar yanındayız? Cenab-ı Hak bunun ölçülerini veriyor bize. Yanında olabilmek, ashâb-ı kirâm yanında olmaya çalıştı, çok gayret etti. İnsandan bir âbide gördü. O âbide kadar bir hayranlık duydu. Dünyevi menfaatler, ihtiraslar, hasetler sıfırlandı. Tek gayer Allah Resûlü ile beraber olmanın hedef oldu. Efendimiz de buyuruyor ki, Yemen tarafına dönüyor. Ben diyor, buradan diyor, Rahmani nefesi duyuyorum diyor. Yani Veysel Karani'nin nefesini duyuyorum buyuruyor. Veysel Karani Efendimiz görmedi. Fakat onun nefesini duyuyorum buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetimin başı da sonu da hayırdır buyuruyor. Eshâb-ı kirâm diyorlar ki, Yâ Resulallah, bizim kardeşiniz değil miyiz? Siz benim ümmetimsiniz ve ben kardeşlerimi görmeyeceğim buyuruyor. Onlar benden sonra gelecekler. Ben onları havuz kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Velhâsıl bu nasıl olacak? Bu Rasûlullah Efendimiz'le beraber olabilmek hayatımın her safhasında. Her tahsilin bir gayesi var. Cenâb-ı Hak az bir ilim verdik. Bir kırın tane dünyaya ilimler var. Mesela bir tıp ilmi var, mühendislik var, öğretmenlik var. Bu dünyadaki zaruri olan meslekler. Fakat esas olarak bütün bu dünya bir tahsil mekanı olarak hazırlandı. Daha insan dünyada yokken, insan denilen bir şey bilinmiyorken, Cenâb-ı Hak insanı bu dünyayı hazırladı. İnsanın bir endam aynası. Zengin bir laboratuvarla bu dünya dershane olarak hazırlandı. Bu dershanenin vazifesi de, tahsili de, liyabudun Cenâb-ı Hakk'a kul olabilmek. Kulluğun da sonu yok. Diğer ilimlerin, dünyevi ilim bir noktada bir noktaya kadar sonu oluyor. Fakat bu ilmin sonu yok, bu tahsilin. Bu tahsil Cenâb-ı Hakk'a kul olabilmek. Kul olmanın neticesinde de liyârufun Cenâb-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Bu şey kalpte ufuklar açılması ve bu ufukların neticesinde Cenâb-ı Hakk'a olan dostluğun elde edilmesi. Liyâbudun liyârufun. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor kutsî bir hadiste, ben bir hazineydim, marifetime muhabbet ettim. Yani kalplerde bilinmeme muhabbet ettim ve hark ettim buyuruluyor. Rabbimiz bize üç şeyle yardım ediyor kulluğumuz için. Birincisi bu kainatla yardım ediyor. Kainat ilahi bir laboratuvar. Zerreden küreye her şey Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet, kudret akışlarını bildiriyor. İnsan neye görse, neye baksa tabii bu kalbin durumuna bağlı. Cenab-ı Hakk'ın şahidi durumda. Cenab-ı Hak güneşten misal veriyor, aydan misal veriyor, geceden misal veriyor, gündüzden misal veriyor, topraktan çıkanlardan misal, yatan hayvanlardan misal şey veriyor. İnsanın kendi yaratılışına misal veriyor. Bir nutfeden nasıl meydana geldi? Muhtelif şeylerden Cenab-ı Hak misaller veriyor. Hatta bir hak dostu buyuruyor ki Cenab-ı Hak o kadar zahir ki zuhurunun şiddetinden gayip.
Her şey Cenab-ı Hakk'ın azametinin bir delili. Yine insan kendini görmek istese, mesela insan bir genç bir insan, şöyle bir baharda baharın güzelliğine baksa, çiçekler nasıl fışkırıyor, akarsular nasıl coşuyor, toprak nasıl verimlerini veriyor, o baharın meltemi nasıl? Bir genç kendisi orada kendinin resmini görecek. Ben bir ilkbahar mevsimindeyim ve ben nuammirhu. Ben nasıl bir karınca gibi, bir bal arısı gibi bir gayrette bulunacağım. İnsan yaşlanır, bir sonbahar resmini görmesi lazım. Nasıl yapraklar bir hazan oluyor, bir dökülmeye başlıyor. Bir an fırtınalar, poyraz oluyor, lodos oluyor, karayel oluyor, daima değişiyor. Ağaçlar yavaş yavaş sallanıyor, selviler sallanıyor. Bela nüneküsü fil halk efela yakulu. Velhasıl şu Cenab-ı bir endam aynası olarak şu kainat halk etti, ibret alacak, ders alacak. Yine bir mütefekkir diyor, bu dünya, bu âlem akiller için seyri bedayı, ilâ azamet tecellileri, ahmaklar için affedersin, yemekte şehvet buyuruyor. Yine Sâd-ı Şirazî diyor, ağaçlardaki bir yaprak bile marifetullah'a bir divandır. Fakat diyor, ahmaklar için diyor, o da aynı şekilde, bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Velhâsıl kalp uyanacak, Cenâb-ı Hak bu kainat fiili bir Kur'an, burada Allah'ın ayetlerini okuyacak, o kalp kainat sayfalarını çevirecek, aman ya Rabbi diyecek. Diğer bir şeyde Cenâb-ı Hak ilahi kitaplar gönderiyor, sûflar gönderiyor. Fakat Cenâb-ı Hak bize en büyük kitabı ihsan etti. Cenâb-ı Hak gönderdiği mektup, Cenâb-ı Hakk'ın fânilere gönderdiği mektup, Cenâb-ı Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemül beyan buyuruyor. Rahman bildiriyor, merhametini bildiriyor Cenâb-ı Hak. Merhamet Allah, Rahman Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı halakal insan allemül sırlar, hikmetler Cenâb-ı Hak kuluna ihsan ediyor. Hangi kula bu? Kalp tekâmül etmiş bir kula. Velhâsıl Kur'ân-ı Kerîm ders kitabımız, saadet reçetemiz, ilahi bir mektup. Yine Mevlana, bu Kur'ân-ı Kerîm'i derinleşen evliyâllâhın sözcülüğünü yapan Mevlana ne güzel bir men bendi Kur'ânem eger can darem, ben hâk-ı râh-i Muhammed muhtarem. Bu diyor, can bu tende olursa, ben Kur'ân'ın kuluyum diyor. Kur'ân'ın kölesiyim diyor. Muhammed Mustafa'nın yolun diyor, toprağının da tozuyum diyor. Hatta Mesnevi şârihleri diyorlar ki, Kur'ân-ı Kerîm ıkra ile başlıyor, oku. Mesnevi de bişnev ile başlıyor, sen Kur'ân'ı dinle. Onda derinleş, feyzin ruhaniyetin artsın. Üçüncü Cenâb-ı Hakk'ın lütfu. Peygamberler, peygamberlerin zirvesi de Rasûlullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz, Kur'ân ve kainatın muallimi, Kur'ân'ın fiili müfessiri, aynı zamanda Cenâb-ı Hak, Resulullah Efendimiz'i inşa etti ve bütün cihana, kıyamete kadar gelecek bütün insanları bir muallim olarak gönderdi. Dünyada huzur, son nefeste huzur, kabirde huzur, ahirette huzur. İlahi rehber, her kademeden insana bir üsve-i hasene. Cenâb-ı Hak, yetimlik ve öksüzlükten başlıyor. Onu. Öyle bir şey kademe kademe devam ediyor. Ta peygamberliğe ve devlet reisine kadar devam ettiriyor. Yani hayatın her kademesinde bulunan kişi ondan örnek alacak. Ona üsve-i hasene olacak. Örnek şah, örnek karakter olacak. İnsan bir huzur bulacak. Asıl saate baktığı zaman kendi hayatının resmini görecek orada. Ben nasıl huzuru bulurum? O şekilde bir huzuru bulacak. Diğer peygamber bir kavme gönderdi. Yalnız yalnız Efendimiz bütün bir cihana gönderdi. Cenâb-ı Hak üsve-i hasene örnek şahsiyet, örnek mübarek Cenâb-ı Hak Efendimiz'i lütfediyor. Cenâb-ı Hak en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Merhamet. Peygamber Efendimiz de Rauf ve Rahim. Merhamet ve şefkat zirvesi. Yine diğer bir ayette içinizden bir peygamber gönderdik.
O senin sıkıntıya düşmesi çok üzülür buyuruyor. Yani bir anne bir babanın merhametinden fazla merhamet. Daha öteye. Hatta kabrimde bile ümmet ümmet diyeceğim buyuruyor. Güzel amel bana gelir, huzur bulurum, sevinirim. Kötü ameller gelsin, istiğfar ederim buyuruyor. Bir de onun son aman aman diyor, sakın diyor kıyamette benim yüzümü kara çıkartmayın diyor. Günah işleyerek buyuruyor. Velhâsıl bizim de rahmet insanı olmamız istiyor. Tabi rahmet müslüm kalbi selim olacak. Yani rafine olmuş, tertemiz bir kalp olacak. Nasıl dünyada tertemiz geldik, o huzuruna bir tertemiz gidebilmek. Kalbi minip olacak, istikametli bir, hakkın istikametli bir kalp olacak. İtminana ermiş bir kalp olacak. Bu şekilde öyle bir olacak ki Cenab-ı Hak dost olacak. لَا هَفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Cenab-ı Hak onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. O kalpten neler gidecek, neler gelecek o kalbe? Kalp çok mühim. O kalpte kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, emsali bütün hasretler rahmet insanı son bulacak. Bu kötü vasıflardan ateşten kaçar gibi kaçacak. Bunun yerine o gönle neler yerleşecek? Cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle müzeyyen olacak. Kendisini de toplumundan mesul görecek. Burası çok mühim. Toplumun akışından yani bir hodgam olmayacak, diğergam olacak. Kendi istediğini diğer din kardeşi isteyecek. Dininin, vatanının, milletinin selameti için bütün gayretini gösterecek. Ona göre bir nesil miras bırakmanın bir gayreti içinde olacak. O rahmet insanı daima bir gönlü ilahi manzaralar seyredecek. Her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Böylelikle ebedi saati yakıp kül eden bir masiva Allah'ımızdan her şeyi bir ateş gibi görecek. Kendisi seyrettiği bu rahmani manzaralardaki ilahi bir tefekkür kendisine gelecek. Bilecek ki tefekkür bir iman anahtarı. Kendisine tadad edecek. Fudal bin İyaz Allah dostlarından diyor ki ben diyor Allah'a itaatsizlik ettiğimde diyor. Bunu diyor merkebimin diyor ve müstahdemin huyunun değişmesinden anlarım diyor. Bende ne yanlış oldu ki bu benim merkebime tesir etti, müstahdemine tesir etti. Velhâsıl bu rahmet insanı bulunduğu zamanda âlemlerin rahmet olan Rasûlullah Efendimiz'in temsilcisi olma gayretinde olacak. En alt kademeye, en üst kademeye kadar insanı irşat heyecanı içinde bulunacak. Bu da tabii fedakârlık ister. Fedakâr olabilmesi için muhabbet lazım. Muhabbetin kantarı da fedakârlıktır. İşte ashâb-ı kirâm dünyanın her tarafına bu fedakârlıkla gitti. Ecdat bu fedakârlıkla ta Viyana'ya kadar, öbür tarafta Hazer'e kadar, şeye kadar sefer etti ki insanların selameti için. Nerede bir zulüm varsa o zulmü bertaraf etmek için. Hakkı tevzi etmek için. Hatta öyle bir oldu ki fethettiği yerlere bu Anadolu'nun temiz halkı yerleştirildi. Bir İskan politikası oranın halkı da o İslam'ın o güzelliklerini görmekle İslam'la şereflendi. Arnavutlar, Boşnaklar vesaire bunlardan birkaç misal. Bence bu demek ki kendimizin rahmet insanı olması, arkamızdan bir rahmet insanı olan bir nesil yetiştirebilmek. Bak o nesil işte Çanakkale'de gördük o nesli. İstiklal Harbi'nde gördük. Bugün de görüyoruz aynı nesli. Demek imanlı bir nesil yetiştirmek. Kendi bir mesuliyet altında. Allah bana bu dini verdi, bu vatanı verdi, bu milleti verdi. Bunlar bana zimmetli, ben buna mesulüm. Velhâsıl çoraklaşmış gönüle bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olacak. Bütün insanlığın kendi zimmetli olduğunu idrak edince gönlü bir dergâh haline gelecek. Bütün insan neşvesi ve hüznü onun gönlünde olacak. Değişen şartlar altında muazeni kaybetmeyecek. Hamd ve şükür halinde yaşayacak. Karşılaştığı her ayın başına gelen veya da her şerrinde kendi kulluk seviyesinin test edildiğini idrak içinde olacak. İbadetler kalp ve beden ahengince olacak. Haf ve ricâ arasında olacak.
ölümü unutmayacak, daha bir ince ruhlu, zarif olacak, nezaket, zarafet, incelik, kendisini bütün mahlukattan mesul görecek, Hâlık'ın nazı mahlukata bakış tarzı kazanacak. Allah korusun, veylül küllü meze tünlü meze, çekiştirme, küçük görme vesaire, dedikodu vesaire, bunlar katiyen o rahmet insanın gönlünde olmayacak. İşte bu Efendimizle beraber olanlar. Güneş gibi en kuytu yerleri aydınlatacak. Efendimiz buyuruyor, mümin diyor bal arısı gibidir diyor. Temiz olanı yer, yani helal yer. Temiz olan şeyi ortaya koyar. Yani Hakk'ın rızasına uygun olan işleri yapar. Salihlerle, sadıklarla beraber olur. Konduğu yeri ne kırar, ne incitir, ne bozar. Zıttını orayı ihya eder, abad eder. Velhâsıl biz dünyaya bir arz-ı endam, yani riya, gösteriş, tekebbür vesaire, mal, mülk vesaire için değil, arz-ı hal, bir güzel bir o İslam karakteri, İslam şahı tevzi etme, mütevazı olma, cömert olma, diyargem olma vesaire. Ve bu uzuyor, çok uzuyor yani bu Rasûlullah Efendimiz'in beraber olmanın sıfatları. Gelmeyene gider, küsmez, vermeyene verir der, ya gönüllü olur. Veya her yerde nasıl bir çiçek konuyor bir huzur vermesi için öyle müminde ruhundan bir rahmet taşıracak. Resul hayrun nas men yenfun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.